Bugün yine 12. sınıflarda 2. ünite olan Anadolu'da İslam ünitesinden Türklerin Müslüman olma sürecini işleyeceğiz. Daha önceki dersimizde Türklerin Müslüman olma sürecinin birinci bölümünde hatırlarsanız Türklerin İslamiyet'i nasıl ve neden kabul ettikleri hakkında bahsetmiştik. Bugün ise ikinci bölümde Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ribatlardan, ondan sonra ahilik teşkilatından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ahi Evran'dan bahsedeceğiz. Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılması. Ribat, Futuvvet ve Ahilik Teşkilatları Horasan ve Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasında özellikle sayıca çok kalabalık olan bir kesimi oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili bir rol oynamıştır. Neden? Çünkü sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askeri amaçlı sağlam yapılar olan ribatlarda askeri eğitim hazırlıklar yapılırdı. Ancak İslamiyet'in manevi rehin ve Horasan'da güç kazanmasından sonra ribatlar giderek birer tekke ve zaviyeye dönüştü. Derviş, Sufi ve Eren adı verilen mutasavvıfçılar İslam'ı yayma faaliyetlerini bu merkezlerde yapmaya başladılar. Ve ribatlarda arkadaşlar, ribatların kullanıldığı yerler vardı. Bunlar neydi arkadaşlar? Ticaret yolları üzerinde inşa edilen ribatlarda İslamlaşmanın tamamlanmasından sonra kervanların yol güvenliği ve konaklama ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik birer kervansaray olarak hizmet vermeye başlamışlardı. Böylece Hakk'a davetin yanında halka hizmet görevi olarak da üstlenmeye başlamıştı. Tekke, zaviye ve kervansaraylarda bulunan mutasavvıflar sayesinde Türkler İslamiyet'i kabul etmekle kalmayıp İslam'a hizmet içinde askeri, sosyal ve dini ve fikri her alanda etkin faaliyetler göstermeye başladılar arkadaşlar. Şimdi ribatların kullandığı yerleri sıralayacak olursak, ribatlarda eskiden askeri eğitim ve hazırlıklar yapılırdı. Tekke ve zaviye olarak kullanılmıştı. Derviş, Sufi ve Eren adı verilen mutasavvıflar için İslam'ı yayma faaliyetleri yapılırdı. Bunlardan sonra arkadaşlar İslamlaşmanın tamamlanmasından sonra Anadolu'ya İslam'ın yayılmasına nasıl bir görev üstlenmişti bu ribatlar? Kervanların arkadaşlar yol güvenliğinin sağlanmasında, konaklama ihtiyaçlarının sağlanmasında görev almıştı ve Hakk'a davet yanında halka hizmeti de görev olarak üstlenmişti ribatlar. Peki ahilik teşkilatı hakkında biraz bilgi verecek olursak arkadaşlar, ahilik teşkilatı, ahi kelimesi Arapçada kardeş, yani Türkçede ise cömert manasına gelmektedir. Ahiler bekar ve sanat sahibi gençlerin oluşturduğu bir tür cemiyettir. Ahi birliklerine aynı zamanda fütüvet birlikleri, genç ahilere feta, ahi teşkilatın inanç, adab, ilke ve kural esastan yazılı oldukları kaynaklara da fütüvetname denir arkadaşlar. Fütüvet ne demekti? Mertlik, fedakarlık ve yiğitlik demekti arkadaşlar. Fütüvet, mertlik, ondan sonra fedakarlık ve yiğitlik demekti. Şimdi ahilik teşkilatının kuruluşu hakkında biraz bilgi verecek olursak, Horasan ve Maverun Nehir'de İslam'la ve fütüvet esasıyla ilk defa tanışan Türkler, yaşanan istilaların ardından akın akın Anadolu'ya gelmeye başladılar. Gelenlerin arasında çok sayıda alim, derviş gibi dini ve ilmi hareketin mensupları da vardı. Dervişler ve sufiler de vardı. Bu kişiler Anadolu'da fütüvet esasları çerçevesinde teşkilatlanmaya başladılar. İslam'ın yoksula, fakire, yolda kalmışa yardım etme ve Allah'ın rızasını umarak her türlü iyilikte bulunmasına, yardımlaşmasına, mal ve canla cihat etme ilkeleri ışığında kurdukları ahilik teşkilatlarıyla Anadolu İslamlaşmasına büyük katkılar sağlamışlardı. Şimdi bu ahilik teşkilatının kurucularından birisi olan kimdi arkadaşlar? Ahi Evran'dı.
Ahi Evren ne yapmıştı arkadaşlar? Ahi Evren kimdi? Biraz ondan bahsedelim. Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'daki kurucularından olan Ahi Evren, bu teşkilatın piri kabul edilmişti. Alim ve mutasavvuf bir şahsiyetti. Asya'dan gerek Anadolu'dan birçok şehri dolaştıktan sonra Kırşehir'e yerleşti ve Ahilik Teşkilatı'nın yayılmasında önemli hizmetler yapmıştı. Şimdi Ahilik Teşkilatı'nın arkadaşlar birçok faaliyetleri vardı. Bu faaliyetler ne gibi faaliyetler vardı? Ondan biraz bahsedecek olursak arkadaşlar, ahiler öncelikle Anadolu'ya göç eden Türkleri konuk etmeye başladılar. Daha sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldular. Mesleği olan Türkleri için iş yerleri açarken mesleği olmayanlara da mesleki eğitimler vermeye başlamışlardı. Halkın dini eğitimiyle ilgilendiler. Genç işçilere alçak gönüllülük, sosyal dayanışma, özveri, ustaya itaat gibi esnaf lonca örgütünün gerektirdiği bir ahlak eğitimi vermeye başladılar. Cami, medrese ve zaviyeler inşa ettiler. Türkiye Selçukluların ve Osmanlıların kuruluşunda Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslam'ın yayılmasında ve İslam medeniyetin gelişmesinde önemli bir görev ifa etmişlerdi. Hatta Anadolu'da gezmiş biri olan İbni Batut arkadaşlar, ahilerle ilgili bazı gözlemleri vardı. O gözlemden şöyle naklediyor. Ahiler diyor, birbiriyle çok sıkı dayanışma içinde olan kişilerdi diyor. Her birinin halk içinde muteber bir mesleği vardı. Onlara Anadolu'da, Türkmen yurdunda, her bölgede, her şehirde ve her köyde rastlanırdı. Dünyanın hiçbir köşesinde yabancılara yakınlık göstermede, yiyecek ve her türlü gereksinimlerini karşılamada, ahilerin gösterdikleri ciddi çabalar bakımından onlarla kıyaslanabilecek kimseler yoktu. Ahi, kendi sanatında çalışanları, evlenmemiş gençleri ve bekar yaşamı seçmiş olanları bir araya toplayan ve onların önderi olmayı kabul eden bir kimseydi. Ahi, yani bekarları, evlenmemiş olanları ve kendini bu işe adamış olanlar, sanatına adamış olanları bir araya toplayan kimsedir. Ahi bir zaviye bina eder, onu halı, kandil ve başka eşyalarla döşerdi. Zaviyede onunla beraber olanlar gündüz çalışırlar ve ikindi namazlarından sonra ortaklaşa kazançlarını getirirler. Bu para ile zaviyeye yetecek meyveler ve başka yiyecekler satın alınır. Şayet o gün şehre bir yolcu gelmişse onu zaviyede konuk ederlerdi. Satın aldıkları şeyleri ona ikram ederlerdi. Ayrılana kadar onunla ilgilenirler, onun yanında kalırlardı. Öte yandan yaşadıkları yerlerdeki zorbaları da yola getirirlerdi. Herhangi bir sebeple ortaya çıkan kötülükleri tek tek ortadan kaldırırlardı. Zaviyelerin başına ahi üyelerine ise fityan denirdi. Dünyanın hiçbir yerinde davranışlarında onlar kadar centilmen davranan kimse görmedim demişti İbni Batuta. Anadolu'da gezmiş, görmüş bir insan olarak kendi görüşlerini bu şekilde ifade etmişti Ahilik Teşkilatı hakkında. Peki Ahilik Teşkilatı'nın arkadaşlar katkılarını sıralayacak olursa neler olmuştur? Onları bir sıralayalım birlikte. Birincisi, göçebelerin yerleşik yaşama sağlamalarında katkıda bulunmuşlardır. İkincisi, Anadolu'nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunmasında arkadaşlar katkıda bulunmuşlardı. Üçüncüsü, Asya'dan gelen sanatkar ve tüccar ve Türklerin yerli sanatkar ve tüccarlarla yarışabilecek seviyelere gelmelerinde katkıda sağlamışlardı arkadaş, katkıda bulunmuşlardı. Dördüncüsü, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için fütüvvet düşüncesinin sağlamışlardır arkadaşlar. Evet, kısaca bu şekilde Ahilik Teşkilatı'nın arkadaşlar katkılarını sayabiliriz. Şimdi sorulara geçelim. Bu konuyla ilgili birkaç soru çözelim arkadaşlar. Anadolu'da kurduğu teşkilatla özellikle esnaf arasında iş ahlakının yaygınlaşmasını amaç edinmiş mutasavvuf aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Ahilik Teşkilatı
esnaf arasında iş ahlakının ve sanat kazanımının sağlanmasını amaçlamıştı. O zaman bu ahilik teşkilatından bahsediyor. Ahilik teşkilatının Anadolu kurmasını sağlayan pir kimdi? Ahi Evran'dı hatırlarsanız. Ahi Evran kendisi arkadaşlar bu ahilik teşkilatını neyi kabul edilmişti? Piri kabul edilmişti. O zaman burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ahi Evran olacak. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sağlayan şahsiyetlerden biri değildir? A. Maturidi, B. Ahi Evran, C. Yunus Emre, D. Sarı Saltuk, E. Hacı Bayramı Veli. Şimdi bu şahsiyetlerin hayatları hakkında biraz size bilgi vereyim arkadaşlar. İmam Maturidi kimdi? İmam Maturidi hatırlarsanız kendisi 944 yılında arkadaşlar vefat etmiştir. Kendisi aslında Semerkant'ta doğmuştu ve Semerkant'ta yine 944 yılında aynı şehirde vefat ediyor. Bu İmam Ebu Hanife'nin inanç mezhebinin esaslarını alıp ehli sünnet itikadını sistemli hale getiren şahsiyet de İmam Maturidi Hazretleri. Kendisi arkadaşlar ehli sünnet inancının kurucusu Ebu Mansur el Maturidi olarak biliniyor. Hem kelam hem tefsir hem de mezhepler tarihi alanlarında çalışmalarıyla tanınmaktadır İmam Maturidi Hazretleri. Şimdi İmam Maturidi'den bahsettik. Şimdi Ahi Evran'dan tekrar hatırlatacak olursak Ahi Evran kimdi? Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'daki kurucularından arkadaşlar olan Ahi Evran bu teşkilatın piri kabul ediliyordu. Anadolu'da işte bu teşkilatı kuran ve orada işlettiren kişiydi. Hem alim hem de mutasavvuf kişiydi arkadaşlar. Asya'dan gelerek Anadolu'dan birçok şehri dolaştıktan sonra Kırşehir'e yerleşmişti ve Ahilik Teşkilatı'nın yayılmasına önemli hizmetleri vardı arkadaşlar. Bu Ahi Evran hakkında kısa bilgimiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Ahi Evran arkadaşı Anadolu'da birçok hizmeti olmuştur. Peki Yunus Emre hakkında bilgi hepimiz tanıyoruz ama yine de bir kısa bilgi verecek olursak kendisine Anadolu'da ne tip hizmetleri olmuştu ondan bahsedelim. Yine bu Yunus Emre arkadaşlar eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynamıştı arkadaşlar. Bir Türk şairidir. Sağlığında şiirleri bütün Anadolu'ya yayılmıştı arkadaşlar. Kendisi kullandığı kelimeler ve ifade ettiği kalıplar ve bunlara yüklediği anlamlar Türkçenin edebi bir dil haline gelmesini sağlamıştı. Esasen Yunus Emre mutasavvuf şairlerindendir. Yani mutasavvuf kişiliği vardır. Anadolu'nun birçok yerlerinde hatta Azerbaycan'da arkadaşlar Yunus Emre'nin etkileri görülmüştür. Ve Yunus Emre arkadaşlar Anadolu'da ve Türk'ten yaşadığı coğrafyalarda büyük izler bırakmıştır. Dikkat ettiysek arkadaşlar Yunus Emre de Anadolu'da ve Türklerin yaşadığı bölgelerde büyük izler bırakmıştır ve büyük hizmetleri olmuştur. Peki Sarı Saltuk kimdi arkadaşlar? Sarı Saltuk yine arkadaşlar Anadolu'da ve Balkanların Müslümanlaşmasında etkisi olmuştur kendisinin. Menkıbeler yazmıştır ve kendisi bir alperendi. Yani savaşçı bir alperendi. Mücahit, gazi, derviş, alperen, mübarek zat, ermiş gibi sıfatlarla anılıyordu Sarı Saltuk. Anadolu ve Balkanların manevi mimarlarındandır. Kendisi de bu da arkadaşlar Anadolu ve Balkanlarda İslamlaşmanın yayılmasında arkadaşlar önemli mimarlarından bir tanesiydi. Zaten Hacı Bayramı Veli arkadaşlar hepimiz duymuşuzdur. Hacı Bayramı Veli kimdi? Kendisi de önemli bir mutasavvuf şahsiyetlerdendi. Kendisi arkadaşlar hatta iki kesim olan yani zengin ve fakir arasındaki köprü vazifesi gören bir zattı. Sosyal yardımlaşma görevi üstleniyordu ve bunu hayata geçiriyordu. Anadolu'da siyasi karışıklıkların olduğu bir ortamda Hacı Bayram Veli müderrisliği bırakıp tasavvuf yolunu seçmişti. Gönül yolunu seçmişti. Ve halkı ahlaki yönden eğitmeye çalışmıştı. Osmanlı Devleti'nin yeniden ihyasını sağlamıştı arkadaşlar. Hacı Bayram Veli Orta Asya'dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış ve böylece Anadolu Türk Birliği'nin tesisinde ve Anadolu'nun iktisadi bakımından gelişip kalkınmasında
önemli bir rol sahibi olmuştur. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, Hacı Bayram ve de Anadolu'nun arkadaşlar İslamlaşmasında önemli bir rolü olmuştur. O zaman burada arkadaşlar soruda sorulan kişi hangisi değildi demiş Anadolu İslamlaşmasında katkı sağlayan. O da arkadaşlar bir inanç ve itikadi mezhep sahibi olan İmam Maturidi diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Bu soruda diyor ki bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi yüzün yumaz değil. Elin yüzün yumaz değil. Bu dizelerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalp temizliğinin çok önemli olduğu. B. Yapılan hatalardan dönülmesi gerektiği. C. Samiyetin her işe yansıması gerektiği. D. İnsan ilişkilerine özen göstermesi gerektiği. E. İbadetle davranışlar arasında güçlü bir ilişki oldu. Şimdi arkadaşlar bu dizelerde ne demek isteniyor? Yunus Emre'nin bir şiiri bu arkadaşlar. Yunus Emre bize şunu anlatmak istiyor. Bir kişinin kalbini kırmak o kadar kötü bir davranış ki kılınan namaz bile onu telafi edemiyor. Ve bütün dünya bir araya gelse elini yüzünü de yıkasalar seni o günahtan kurtaramazlar. Ancak o kalbi kırılan kişinin kalbini tekrar almadıkça, gönlünü düzeltmedikçe arkadaşlar hiç kimse senin bu yaptığın hatayı yani elin yüzün yumaz değil derken hiç kimse senin bu kişiye yaptığın hatayı düzeltemez demektir arkadaşlar. Demek ki insani ilişkilere büyük özen göstermesi gerektiğini ifade ediyor. Kimsenin kalbini kırmamamız gerektiğini ifade ediyor arkadaşlar. O zaman cevabımız D şıkkı. İnsan ilişkilerine özen göstermesi gerektiği olacak. Diğer soruya bakalım. Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır. Ahilik teşkilatın kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Esnafın piri olarak şöhret bulmuş ve ünü bütün Anadolu, Rumeli, Bosna ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Bu parçada sözü edilen ahilerin piri olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Az önce uzun uzun bu önemli mutasavvuf erenlerden bahsettik arkadaşlar. Ahilik teşkilatının piri olarak şöhret bulmuş kişi Ahi Evran'dı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı Ahi Evran olacak. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu Anadolu'daki İslam'a devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar.